Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? Pide, mahya ışıkları, kalabalık iftar sofraları, sahur için kurulan alarmlar. Evet, hepsi geliyor olabilir. Ancak Ramazan'la özdeşleşmiş başka şeyler de var. Hatta bu içerikte olabilecek en tat kaçırıcı şeylerden birini konuşacağız. Savaşları. Şimdi size uzun bir tarih yolculuğu ve her yerde anlatabileceğiniz bir hikaye vaat ediyorum. İçeriye geçmeden önce küçük bir ricam da olacak. Gezete'ye abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hemen başlıyoruz. Önce merceklerimizi Osmanlı'nın hakimiyetinden sonra çekişme ve savaşın durdurak bilmediği bir coğrafyaya tutuyor ve İsrail ile Arap devletleri arasında gerçekleşen ancak etkileri tüm dünyayı derinden sarsan Ramazan Savaşı'nı ya da bilinen adıyla 4. Arap-İsrail Savaşı'nı ele alıyoruz. Ramazan Savaşı, Ekim Savaşı, Yom Kippur Savaşı ya da 4. Arap-İsrail Savaşı. Birçok adla anılan ve 6 Ekim 1973'te gerçekleşen bu savaş aslında çok perdeli bir Arap-İsrail mücadelesinin 4.sü ve en büyüklerinden de biri. 6 Ekim, 26 Ekim 1973 tarihleri arasında meydana gelen savaş, İslam için oldukça büyük öneme sahip olan Ramazan ayı süresince devam etmesi dolayısıyla Ramazan Savaşı olarak adlandırılırken, Musevilerin en kutsal günü Yom Kippur'a denk gelmesinin ötürü de Yom Kippur Savaşı olarak biliniyor. Elbette bu durum tesadüfi değil. Aslında Mısır ve Suriye orduları ortaklaşa hareket ederek İsrail silahlı kuvvetlerini kendileri için kutsal olan böylesi bir günde gafil avlamak istemiş, nitekim yaptıkları bu sürpriz saldırıyla belli bir noktaya kadar başarılı da olmuşlardı. Farklı cephelerde aynı anda cereyan eden savaşın ilk safhalarında Arap orduları istedikleri ilerlemeyi kat etmeye başlamış ve bu savaşın ortaya çıkmasına neden olan bir önceki Arap-İsrail savaşlarında kaybedilen toprakların belli bir kısmını da tekrar ele geçirebilmişlerdi. Özellikle 6 gün savaşları olarak bilinen 3. Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail'in kontrolüne geçen Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri, Mısır ile Suriye'nin ilk ve öncelikli hedefleri oldu. İlk gün bu coğrafyalar üzerinden ilerleyen Mısır ve Suriye orduları önemli bir kazanım sağlayarak kademe kademe istedikleri bölgeleri elde etmeye başardılar. Ancak ne var ki geri çekilerek tekrar organize olabilen İsrail kuvvetleri önce Golan Tepeleri üzerinden Suriye ordusunu ardından Sina Yarımadası'nın doğusu üzerinden de Mısır ordusunu geri püskürtmeye yönelik harekatlarını başlatmıştı. Savaşın ilk günü Arap ordularının elde ettiği kritik kazanımlar daha ikinci günden İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen yoğun hava saldırıları ve karşı taarruzlarla akamete uğratıldı. 10 Ekim'e gelindiğinde İsrail ilk gün kaybettiği birçok bölgede tekrar kontrolünü sağlamış ve özellikle Golan Tepelerinde gerçekleşen yoğun çatışmalar 10-13 Ekim arasında iki tarafında ağır kayıplar vermesine neden olmuştu. Hemen ardından İsrail Sina Yarımadası'na büyük bir hücum gerçekleştirmiş, bunun sonucunda ise Süveyş kanalına geçerek Mısır'ın 3. ordusunu kıskaca almıştı. Mısır ordusu son bir taarruz girişiminde bulunsa da oldukça büyük kayıplar vermiş ve başarısız olmuştu. Sina'da İsrail ilerleyişi devam ederken 3. ordunun farklı denemeleri sekteye uğratılmış ve Batı cephesinde bu kazanımlarını sağlamlaştıran İsrail ordusu dikkatini tekrar Golan Tepelerine vermişti. 16-19 Ekim aralığında Golan Tepeleri üzerinde yeni bir hareketlenmede bulunan İsrail, belli stratejik noktaların kontrolünü tekrar Suriye ordusunun elinden alabildi. Savaşın giderek derinleşmesi ve kayıpların tahmin edilenlerin üzerine çıkması uluslararası kamuoyunu ve doğal olarak Soğuk Savaş'ın iki süper gücü Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği'ni de harekete geçirmişti. Sina Yarımadası'nın doğusunda belli noktaları kaybeden ancak Süveyş kanalını geçerek batısında kazanımlar elde edebilen İsrail, Golan Tepeleri üzerinde de savaş öncesi duruma nazaran kontrolündeki bölgeyi genişletmiş ve daha stratejik noktalar üzerinde hakimiyet sağlamıştı. 22 Ekim günü çıkarılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 338 numaralı kararıyla acil ateşkes ve sürdürülebilir bir barış çağrısında bulunulmuş ve taraflar arasında aktif çatışmalar sonlandırılmıştı. 3 gün sonra resmi olarak tarafların ateşkes ilan etmesiyle de savaş toplam 19 günün ardından kesin bir şekilde noktalandı. İlk saldırıların ardından özellikle İsrail'in taarruzlarıyla yoğunlaşan savaş, 19 gün içinde Arap koalisyonundan 8 ile 18 bin, İsrail ordusundansa 3 bine yakın askerin yaşamını yitirmesine yol açmıştı. Sağlanan ateşkes, ilerleyen süreçte dönemin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menachem Begin arasında ABD'nin Maryland eyaletinde ve ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeleri ve Camp David Sözleşmesi'ni ortaya çıkarmıştı. 17 Eylül 1978 yılında imzalanan sözleşme sonucunda Mısır, İsrail Devleti'ni resmi olarak tanıyan ve ilişkileri normalize eden ilk Arap devleti oldu.
İsrail ise sözleşmeye uygun bir şekilde Sina Yarımadası'nda işgal ettiği topraklardan çekilirken, sözleşmenin diğer öngörüsü olan Batı Şeria ve Gazze bölgelerinde bağımsız bir Filistin yönetimi kurulması sorumluluğunu yerine getirmedi. Günümüzde bu bölgede problemler hala devam ediyor. Ramazan'da yaşanan ve önemli kırılma noktalarından bir diğer olarak ele alabileceğimiz ikinci madde ise İran-Irak Savaşı ve Irak tarafından gerçekleştirilen Ramazan Operasyonu. Savaşın kendisi doğrudan Ramazan Savaşı olarak adlandırılmasa da Irak ordusu tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 hafta süren Ramazan Operasyonu en kritik operasyonlardan biri olarak savaşın genel gidişatını kökten değiştirmişti desek yanılmış olmayız. Tabii önce İran-Irak Savaşı'nı hatırlamamız gerekir. Kendi içerisinde bir İslam devrimi yaşamış olan İran ordusunda birçok subay tasfiye edilmiş ve dışarıdan oldukça zayıf bir görüntü çiziliyor. Buna karşılık hem Şattül Arap Su Yolu'nun kontrolünü ele geçirmek hem de Irak ordusunun gücünü göstererek bölgede hakimiyetini ve nüfuzunu artırmak isteyen Saddam Hüseyin kontrolündeki Irak, sınır anlaşmazlıklarını bir son vermek üzere 22 Eylül 1980 günü İran sınırını aşarak savaşı başlatmış oldu. Saddam Hüseyin, savaşı kısa sürede kazanmayı planlasa da işler pek umduğu gibi gitmedi. Savaş 8 yıla yakın sürdü ve iki tarafın da büyük can kayıpları vermesine neden oldu. Ayrıca İran 627 milyar dolar ve Irak 561 milyar dolar zarar ederken bu Irak'ın daha agresif politikalar izlemesine neden oldu ve Saddam Hüseyin rejiminin sonunu getirecek bir dönüm noktası olarak tarihte yerini aldı. Savaşın ana kırılma noktalarından biri olan konumuza tekrar dönelim ve merceklerimizi 1982 yılının Haziran ayına tutalım. Savaşın yıkımı giderek artarken artık işlerin kısa sürede sonlanmayacağını ve iki taraftan biri veya her ikisi de yılmadan savaşın bitmeyeceğini anlayan Saddam Hüseyin, Ruhullah Hümeyni'nin başkanlık ettiği İran'a bir Ramazan ateşkesi yapmayı önermişti. İki ordu açısından da nispeten tekrar güç toplama fırsatı olacak bu ateşkes İran tarafından reddedildi. Nitekim niyetini tam olarak bilemesek de Ramazan ilk günü geldiğinde Irak ordusunun başlattığı büyük çaplı operasyon bu ateşkes teklifinin samimiyeti hakkında şüpheler doğuruyordu. Uluslararası kamuoyunda nispeten negatif bir imaja sahip olan Saddam Hüseyin'in önerdiği bu ateşkes aslında barıştan yana olduğunu ve savaşın kendisi tarafından devam ettirilmediğini kanıtlama çabası olarak da yorumlandı. Teklif edilen ateşkesin reddedilmesinden tam 33 gün sonra 13 Temmuz 1982'de savaşın akıbetine oldukça derinden etki edecek operasyon Irak ordusu tarafından başlatıldı. Ramazan'ın ilk günü başlatılan bu operasyon Ramazan Operasyonu olarak adlandırıldı. Ana hedef olan Hürrem şehrin ele geçirilmesi esnasında ise 10 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor. Bu sayı operasyonun devamında giderek arttı. Operasyonun devamında savaşın ana noktalarından biri olan Hürremşehir ele geçirilmiş ve Irak kazanımlarını perçinleyerek taarruzlarına devam etmiş olsa da savaşın yıpratıcılığı iki taraf için de sürdürülmesi imkansız bir hal alıyordu. Nitekim ana stratejisi hızlıca ilerleme ve kazanımların desteklenerek yeni taarruzların beslenmesi olan Irak ordusu savaşın yıpratıcılığı karşısında Hürremşehri yalnızca 2 sene elinde tutabilmiş ve 1984 yılına gelindiğinde İran coğrafyasına bir kapı niteliğinde olan kent tekrar İran kontrolüne geçmişti. Ramazan operasyonu kendi çerçevesi dahilinde başarılı olmuş ancak savaşın kazanılması için yeterli gelmemişti. Nihayetinde 1988 senesine gelindiğinde iki tarafında kazanım elde edemediği ve yalnızca büyük kayıplarla ikamesi mümkün olmayacak bir yıkıma yol açan savaş karşılıklı anlaşılarak sona erdirildi. Genel tabloda 1 milyondan fazla kişinin savaştan ötürü yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Aynı zamanda savaşla birlikte ortaya çıkan sosyopolitik ve ekonomik istikrarsızlık, Orta Doğu bölgesinde kurulmaya çalışacak bir istikrar düzeninin de giderek imkansız hale gelmesine neden oldu. Son olarak biraz daha geriye, bundan tam 836 yıl öncesine gidelim ve merceklerimizi bu sefer doğrudan Kudüs'e tutalım. 4 Temmuz 1187, günümüz Filistin'inde yer alan Hattin köyüne yakın bir yerde iki devasa ordu karşı karşıya gelmişti. Orduların birinin başında 1. Haçlı Seferi ile kurulan ve Hattin Savaşı'na kadar Kudüs'ü elinde tutan Kudüs Haçlı Krallığı'nın hükümdarı Kral Guy de Lusignan, diğerinin başında ise iki kutsal caminin hizmetkarı olarak bilinen ve yakında Kudüs Fatihi olarak da anılacak olan Eyyubi Devleti'nin kurucu sultanı Selahaddin Eyyubi bulunuyordu. Savaşın nedenlerine baktığımızda aslında esas konunun ilk Haçlı Seferi olan ve 1099 yılında Hristiyan krallıkların Kudüs'te bir Hristiyan krallık kurma amacıyla yaptıkları sefere kadar gittiğini görebiliriz. Nitekim bunda başarılı olmaları bölgede konu edindiğimiz Hattin Savaşı'na kadar sürecek olan bir Hristiyan krallığını ortaya çıkarmış ve özellikle Haçlılar ile bölgenin Müslüman devletleri arasında hareketlenmelerin yaşanmasına neden olmuştu.
1187 yılına kadar Haçlılar bir şekilde Kudüs'ün kontrolünü kendi ellerinde tutmayı başarmışken, özellikle Haçlı seferleriyle Avrupa'dan gelen şövalyelerin kendi aralarındaki güç mücadeleleri ve Selahaddin Eyyubi'nin giderek yükselen gücü sonunda iki orduyu kaçınılmaz olarak karşı karşıya getirmişti. Öncülü 4. Baldwin, Sultan Selahaddin'e karşı çok daha ihtiyatlı bir politika izlemiş ve hatta bir saldırmazlık anlaşması imzalayarak bölgedeki kısmi de olsa istikrarın artmasını sağlamıştı. Anlaşma, Mısır ile Suriye arasında seyahat eden kervanların Hristiyan baronlar ve şövalyeler tarafından saldırıya uğramayacağını garanti etmişti. Ancak Mayıs 1182'ye kadar sürmesi öngörülen anlaşma, 1181 yılının ortalarında Haçlı ordusunun önde gelen ve en agresif politikaları desteklemesiyle tanınan Reynald de Châtillon'un kervanlara düzenlediği baskınlarla sekteye uğramıştı. Eyyubi ordusunun öncelikleri bir süre daha Kudüs'ten uzak kalsa da 4. Baldwin'in ölümünün ardından kademe kademe oklar Kudüs'e çevrilmeye başlandı. 4. Baldwin'in muzdarip olduğu cüzdan hastalığından ve 5. Baldwin'in de çocuk yaşta ölümünün ardından Guy de Lusignan Kudüs Krallığı'nın başına geçti. Trablusconte 3. Raymond ile Guy de Lusignan arasındaki iç çekişmelerin de etkisiyle Akka'da toplanan Haçlı ordusu ve Tiberia gölüne ilerleyen Eyyubi ordusu Tiberia yakınlarındaki bir düzlükte karşı karşıya geldi. Tarih 4 Temmuz 1187, yani Ramazan'ın 27. günüydü. Selahaddin Eyyubi muharebe öncesi stratejik davranarak Tiberia kalesini ele geçirmiş ve savaş alanını kendi birliklerine en uygun olacak nokta şeklinde belirlemişti. Savaş sonucunda Haçlı ordusu öyle büyük bir yenilgiye uğradı ki Guy de Lusignan ve Reynald de Châtillon'un dahil olduğu komutanların önemli bir kısmı ya ölmüş ya da ele geçirilmişti. Askerler arasında ise neredeyse kimse sağ kalmamıştı. Selahaddin Eyyubi'nin Guy de Lusignan'a misafirperver davranıp kral gibi muamele gösterdiği biliniyor. Ancak Reynald de Châtillon için aynı şey söylenemez. Sivil kervanlara saldırdığı ve anlaşma bozduğu için Reynald de Châtillon ölümle cezalandırıldı. Böylece Kudüs bir daha Haçlıların eline geçmemek üzere Eyyubiler tarafından fethedilmiş ve Hıttin Savaşı dünya tarihinde yerini almıştı. Ramazan ile ilişkilendirilen ve gerek yakın tarih gerekse medeniyetler tarihi açısından oldukça kritik kırılma noktalarını oluşturan 3 savaşı sizin için derledim. Sizce Mısır ve Suriye İsrail'e, Saddam yönetimindeki Irak İran'a ve 4. Baldwin kadar sabırlı olamayan Guy de Lusignan Eyyubi ordusuna saldırmasaydı tarihte neler yaşanabilirdi? Fikirlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Operasyonun devamında savaşın ana noktalarından biri olan Hürremşehir ele geçirilmiş ve Irak kazanımlarını perçinleyerek taarruzlarına devam etmiş olsa da savaşın yıpratıcılığı iki taraf için de sürdürülmesi imkansız bir hal alıyordu.